Evet, hemen konuklarıma da merhaba diyeyim efendim. Önceki dönemlerde görev yapmış devlet bakanımız Önay Alpago bizimle birlikte. Önay Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Emin Çapa, ekonomist, gazeteci, haberci, televizyoncu Emin Çapa bizimle birlikte. Emin Çapa hoş geldiniz. Ve Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı bizimle birlikte. Murat Bey hoş geldiniz. Halk TV'nin duayeni, medya mahallesinin yıldızı, sabah kuşağının reyting rekortmeni Ayşenur Arslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayşenur Hanım. Ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya bizimle birlikte. Aykut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ankara'da da konuğumuz var. Hazırsa ona da merhaba diyelim. Yine bir kamuoyu araştırmacısı, yazar İbrahim Uslu bizimle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz. Birazdan geleceğiz size. Birazdan sayın seyirciler, Skype bağlantılarımız da olacak. İstanbul Barosu önceki dönem başkanlarından avukat Turgut Kazan ve hukukçu Celal Ülgen de bu gece bu özel yayınımızda bizimle birlikte olacak. Şimdi ses gelmiyormuş. Mesajlar geliyor. Benim sesim mi gelmiyormuş? Yayından hiç ses alamıyorum. Peki. Bunu arkadaşlarımız dikkate alırlar ama rejiden de bir uyarı geldi. Bizde bir sıkıntı yok dedi. Belki tekil bir problem, o münferit bir belki olay yaşanmıştır ama arkadaşlarımız hemen onunla ilgilenirler efendim. Şimdi bu 5 günde hakikaten yani başka bir ülkede belki yıllarca olmayacak şeyler oluyor. Bu arada arkadaşlar bana da hani tanıdıklarımdan geliyor uyarı, haberiniz olsun, makinist ses yok diye eski bir sinema şeyiyle, sloganıyla. Evet. İnsanlar yazıyorlar. Yazıyorlar mı Emin Çapa? Dijitürk'te mesela ses yokmuş. Evet, Dijitürk'ten yok. İzleyenlerden evet. Bir sıkıntı var. Peki, tamam. Mesela bir tanesi bu. İşaret diliyle konuşalım. Ya da biz alışkanız böyle bir şey yapalım. Olmuştuk bir kere. Evet evet, bir sefer olmuştu. Evet, insanlar tamam. Yazıyorlar. Kendi devam edelim sayın seyirciler. Şimdi öyle gündemler oldu ki mesela en son işte Kobani olayları, yıllar sonra açılan bir soruşturma ve HDP yönelik operasyon. Ayhan Bilgen çok dikkat çeken bir isimdi. Ayhan Bilgen istifa edip gerekirse sırf kayyum atanmasın diye eş başkan görevi devralsın diye bir açıklama yaptı. Hemen peşinden bu kez onun da içinde bulunduğu, eş başkanın da içinde bulunduğu bir operasyon gerçekleşti. Bu ilginç bir şeydi. Yine bu 5 gün içerisinde efendim Sağlık Bakanlığı öyle bir şey açıkladı ki gazetecilerin soruları üzerine. Biz 29 Temmuz'dan beri vaka ve hasta sayısı diye bir ayrım olduğunu en azından bu kadar geniş çaplı ancak şimdi öğrendik. Hasta başka bir şeymiş, vaka başka bir şeymiş. Yine bu 5 günde öyle şeyler oldu ki Emin Çapa'nın alanına giriyor özellikle. Faiz düşerse enflasyon düşer tezi. Nedense bu 5 günde sanki çöktü, sanki sil baştan yapıldı. Ve yeni ekonomik programda benim dolarla işim olmaz diyen bir Hazine ve Maliye Bakanı ile karşılaştı Türkiye. Yine bu 5 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi, aman canım ne gerek var bu Anayasa Mahkemesi'ne? Bu hükümet sistemiyle uyuşmuyor. Bununla uyuşacak divan-ı âli diye çok güzel bir sistem yaratılabilir vesaire tarzında. Yani hakikaten şaşkına dönüyoruz. Şaşkına dönüyoruz bu gündem bombardımanı altında. Ama yine açılışı ben konuklarımdan Halk TV'nin 5 gün karartılması, özgür medyaya yönelik baskılar, işte muhalefete yönelik baskılar. Şöyle kısaca ona ilişkin mesajlarıyla başlamak istiyorum. Sayın Alpago sizinle başlayalım. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Ben de yokluğunuzu çok derinden hisseden izleyicilerden biriydim. İnsan galiba çok kıymetli bazı değerlerini kaybettiği zaman onun kıymetini çok daha fazla biliyor. Bu kıymet bilmemek anlamında söylemiyorum. Her zaman bildiğimiz bir gerçek Halk TV'nin kıymeti. Ama yokluğunda çok daha fazla hissediyor insan. Böyle nefesi sanki kesilmiş gibi geliyor. Ben öyle hissettim. Elim hep kumandaya gitti. Sonra hatırladım kanalın yayında olmadığını. Bazen düşündüm acaba bir sürçülisan mı oldu diye. Çünkü Rütük'ün ekranda hep o sabit duran yazısında kapatma gerekçelerinin son cümlesi Atatürk ilke ve inkılaplarına ihlal ettiğiniz yazılıydı. Şunun için sürçülisan mı acaba diye düşündüm. Halk TV Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı geldiği için değil, belki fazla sahip çıktığı için mi kapatmak istediler, yanlış mı kurdular bu cümleyi diye düşündüm. Hele böyle bir kanal için hiçbir zaman itham edilmesi düşünülemeyecek tırnak içi bir cümle.
Evet, onu görür görmez Atatürk'ün mesela Atatürk'e atıfta bulunulduğuna göre bu konuda ne demiş acaba diye baktım. Mesela 1923'te demiş ki Atatürk, matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz demiş. Yine Atatürk 1929'da gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar demiş. Siz de tam onu yaptınız. Gördüklerinizi, bildiklerinizi samimiyetle dile getirdiniz programlarınızda ve tahakküm ve nüfuza da tabi tutulmamak gerektiğini ifade ettiniz. Buna rağmen müthiş bir ironi var burada. Bu Atatürk'ün bu sözleri ve sizin kapatılmanın gerekçenizde de Atatürk ilkelerine aykırılık gibi. Siz kapatıldığınız zaman Türkiye düzelmedi. Yani siz konuşmadınız, siz sustunuz ama yani Türkiye'de dolar yine yükseldi, euro yine yükseldi, kadınlar yine öldürülmeye devam edildi. Yine işsizlik sayıları yüksekti. Yine eğitimde şikayetler hiç bitmedi. Hatta çocukların internetten yararlanabileceği sistem çöktü. Ve Sayın Bakan aman ne kadar iyi, demek ki çok talep var dedi. Bakanların konuşmaları ve sözcükleri gerçekten anlamak için iki kere okuyup düşünmemiz gereken sözcükler. Biraz evvel siz de söylediniz. Sağlık Bakanını dinledik. Vaka ayrıymış, hasta ayrıymış. Milli Eğitim Bakanını dinledik. İnternetin çökmesi çok güzel bir olaymış, talebin çok olduğunu göstermiş. Yani siz, Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki Mevlana, gözlerinizi kapatın, iki parmağınızla bastırın. Hiçbir şeyi göremezsiniz. Ama siz görmediğiniz için alem yok olmuş demek değildir diyor. Bu alem, bu ülke yine bütün olumsuzluklarıyla ne yazık ki sürmeye devam etti. Ama galiba bir tane olumlu iş oldu. O da bunun haber değeri var onu. Gaziantep'te bir günde 30 fabrikanın 300 pardon 300 evet. fabrikanın açılışı gibi yokluğunuzda 45 yıldır açık. Elbette yani bu kadar büyük sayıda fabrika açılışı sizin kapalı olduğunuz büyük günlerin moral oldu, 300 büyük bir moral oldu. Bir günde aynı anda. Bir de Anayasa Mahkemesi üyelerinin bazılarının bisikletle bazılarının otomobille gidebilecekleri de verilen kararlarda böylece görünmüş oldu. Evet. Zaten yani artık daha ne kadar süre otomobille bisikletle giderler gitmezler, divan-ı âli üyesi olurlar mı aynı zamanda? Ya da bu divan-ı âli midir, divan-ı âlâ mıdır, nasıl bir şey olacak vesaire, bütün bunları konuşacağız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.